Askere gitmedik. Yani yeni yeni askere gitmeye hazırlanıyoruz de deli çağlarımız. Kılıçtan, satırdan geçtiğimiz dönemler. Bunlar tutturdular. Dediler ki Salih, Orhan, İbo, Erkan içeceğiz. Nerede içeceğiniz? O bizim eski cami vardı ya, tepehane. Tepenin altında içeceğiz. Dost dedim. Orada dedim, orada dedim, caminin altında dedim. Başka yer mi yok dedim orada içeceğiniz. Salih dedi ki biz içeriz dedi. Oğlum bak yetiş dede var dedim. O zaman Temel abi dede oyunu yapıyordu mahallede. Kaç kişinin aklını aldı öyle. Bize de Temel abiden miras kaldı bu dede muhabbeti. Kostümlerimiz falan her şeyimiz hazır. Buna dürttüm ben Samet'e. Dedim ki gel dedim. Erkan'a da çağır dedim, bunları korkutalım. Ben dedim yetiş dede olacağım. Kıyafette ben eve gidiyormuş gibi herkesle vedalaştım. Çıktım gittim. O ara tabii Salih diyor ki fark ederim lan, yerim lan dedesini medesini. Ofluyor mu bizim Orhan? Of, Orhan bir söylüyor ki o da ara gaza geldi. Lan dedi biz ne dedede gördük dedi falan. O da Rizeli. İki oğlu bir Rizeli kardeş. Bunların üçünü aldık çembere. Ben eve indim. Eve gidiyorum diye. Bu benden geldi. Kostümleri giyindik. Kostümleri giyindik. Sakalı makalı taktım. Sarığı sardık. Üstüme dedemin kapudunu giydim üstüme. Elimde bastım. Ara lastiğe kadar giyindim kardeş. Sakalın altından da küçük lamba takıyoruz. Yüze falan şey sürüyorduk, pudra. Bir de o zaman mahallede doğru düzgün ışık da yok. Bir tane direkt lambası vardı, o da kahvenin orada yanıyordu. Başka da lamba yoktu mahallede. Neyse ben çıktım, bundan gittik. Caminin temelini oraya çıktım ben yukarıya. Bunları bekliyorum, bunlar aşağıya geldiler. Samet de arkadan dolandı, bunlara kavuştu falan. Ben temelin orada oturuyorum. Caminin önünde bir lamba yanıyor. Lamba da tam çıkacağım yere böyle. Sonra bir ıslık geldi. Tek ıslık cıvv etti. Sinyal geldi dedim. Ailelik biraları bitirdi. O ara aşağıdan o Orhan da büyük ihtimal. Götüş neredesin lan? Falan filan oradan bir kaydı bana. Ses etmedim. Peşine İbo'nun da sesi biraz daha inceydi ya. Bir de o söyledi. Kardeş tepeye çıktım. Bunlar tam tepenin altında. Tepeye çıktım şöyle. Bunların hiçbir yukarı bakmıyor ama. Ey iblisler dedim. Bir döndüler şöyle. Şimdi hani ışık far görmüş tavşan oluyor. Şöyle kalktılar. Arkadaş şimdi lamba yanıyor. Hafif de böyle bir rüzgar esiyor. Kapıdı mapıdı kaldırıyor böyle. Kardeş o ara bu mu bağırdı? Erkan kaçın dedi. Herkes bir topukladı. İkinci gideceğimiz nokta belli. Almancıların, gurbetçiler vardı ya mahalledeki. Onların bahçenin önünde toplanacaklar. Bunlar oraya doğru vızladı. Ben aradan dereden Hüseyin abi günü bahçenin oradan atladım bahçeye. Almancıların bahçeye atladım. Tam demir kapının önünde şöyle dizilmişler. Orhan bir anlatıyor. Hadi geldi avluya geldi diyor. Onu gördüm ya aklım gitti benim diyor. Tamam mı? O ara gittim duvarın dibinden Orhan'ın kolunu yakaladım şöyle. Orhan var ya. Orhan bir çığırıyor kolu bende ya. Kapıyı sökecek. Dede. Bunu bir bıraktım. Hepsi beraber aşağı mahalleye kaçtı. Neyse Orhan direkt kahveye girmiş. İbo da peşinden girmiş. Bizim Bayram abi yok mu Bayburtlu? Bayram abi görmüş bunları. Ulan neydi siz demiş. Orhan demiş ki abi demiş yukarıda demiş içiyorduk. Bir tane dede geldi demiş aklımız gitti. Ulan su verin abi bunlara geberecek abi bunlar demiş. Bunlara bir bardak su vermiş Bayram abi. Ola demiş oğlum manyak mısınız orada yatır var orada içilir mi? Bunlar iyice iptal öler tabi. Ben de oraya rampadan aşağı geldim. Rahmetli Cedet amcanın bahçe ağaçlıktı ya. Bunları gönderecekleri nokta orası. O tarafa giderken mahallede de bizim bir abla köpek gezdiriyor. Abla beni bir gördü bir çığırdı. Babası balkonda rakı içiyor. Baba it de bir abi. Lan dedi biliyor musun şöyle lan dedi aşağı atladı. Ben şimdi hızlı hızlı kaçayım yakalarsa büker beni şimdi. Gel lan buraya dedi. Kızı korktu ya şimdi. Şöyle arkaya döndüm biliyor musun şöyle. Yüz yüze geldik şöyle yaptı. Balkonu tek adımda yürüyordu. Bahçeye doğru gidiyorum. Kafamı da yedim ki kimse görmesin hani. Önümde kapalı. Pazarcı bir abi var bizim mahallede. O da kamyonun dibinde zıkalaymış. Kamyondan geçeceğim. Hiç bakmadım ona doğru biliyor musun? İşte dedi şöyle. Yüzümü bir döndü. Önce kamyonu kasaya çarptı. Vurduğu her yer, ağzında da sigara var ya. Vurduğu her yerde kıvılcım çıkıyor. Oradan bir duvara çarptı. Zaten evi bulana kadar kafayı gözü yardı. Oradan geçtim bahçenin içine. Bahçenin içine saklandım. Erkan geldi. Bacanak dedi geliyorlar dedi. Akın'ın babası var ya. Akın'ın babası da orada sigara içiyor. Neydi sul orada dedi. Emi dedim ses etme de.
Adı bir gördü beni şöyle. Ben Güngör dedim. Dedim şimdi manyak balkondan bir şey atar camdan. Benim evim ben Güngör. Arkadaşları korktu. Onda şimdi mevzudan haberi var. Sigara içiyor orada. Olayı bekliyor. Ne olacak diyor. Ağaçların içine saklandı. Bunlar geliyorlar. Tek bir elgine bir ıslık geldi mahallenin içinden. Cıvv etti. Baktım avlar yaklaşıyor ama. İbo öyle anlatıyor ki diyor ki ya adamın yüzünden nur var ediyor, nur diyor. Orhan diyor ki Nuri bırak eve kaçalım diyor. Tam kardeşim tam önüme geldiler çok yaklaştılar şöyle. Çalların arasına şöyle önlerine çıktı. İbo şöyle attı şöyle. Esa vasfa. Hayır olamaz diyor. Hiçbir yere kaçmayın iblisler dedi. Üçü de şöyle durdu. Beni dedim niye dedim yattığım yerde rahatsız ediyoruz dedim. İbo şöyle yaptı. Hocam şerefsizim bir cahillik etti. Orhan böyle yapıyor. Hocam benim dedem mollaydı belki tanırsınız. Şey de orada. Akın'ın babası da orada. O da böyle yaptı. Kimden konuşuyorsunuz lan orada? Sabit diyor ki adam hocayı görmüyor diyor. Bana dedim ki sırayla dedim Sübhaneke'yi okuyun bakın dedim. Saniye geldim ağızları dilleri tutuldu. Okuyamıyorlar ki. Bebelerim var ya alt dudakları titriyor yani. Bastona tükürdüm kardeş bunlara. Başladım sarmaya dedim ki 3'e kadar sayacağım. Buradan dedim çabuk kaybolacaksınız. Bir daha da dedim buralara gelmeyeceksiniz. İbo böyle yapıyor. Şerefsiz dur bir daha buralara gelin. Kardeş kaçtılar. O sizin evin rampa vardı ya, o rampadan kaybolmaları vallahi 3 saniye sürmedi yani. Ve bir daha da Orhan, Salih, İbo, bir daha da mahalleye hiç biri gelmedi. İbo'ya söyledim ben de.